بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hayırlı sabahlar sevgili dostlar. Sahur sofralarımız bereketli olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim. Mübarek Ramazan ayındayız. Aziz misafiri ağırlamaya devam ediyoruz. Çok üst düzey bir misafir ve elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz gereken bir misafir. Ramazan hayatımızda değişikliğe yol açıyor mu? Bu soruyu çok sık bir şekilde sormamız gerekiyor. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Mirasımız Sahur Vakti'ndeyiz ve 1437. Hicri yıldayız. Hicreti her gün hatırlamakta fayda var. Zira çok önemli bir olay.
cahiliye döneminin sona ermesi için yeni bir dünyanın kurulması gerekiyordu. 1437 yıl önceydi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun sadık arkadaşları Mekke'de bütün sevdiklerini bıraktılar. Dünyalıkların hepsini bıraktılar ve Medine'ye göç ettiler. Göç edenlerin ayrı özelliği vardı, onları karşılayanların da ayrı özelliği vardı. Göç edenler muhacir oldular, karşılayanlar ensar oldular. Öyle bir kardeşlik tesis ettiler ki dillere destan. Bütün her şeylerini paylaştılar. Bütün her şeylerini. Dünyalık olarak ne aklınıza geliyorsa hepsini paylaştılar. Hiç tanımadıkları kardeşleriyle birlikte. Gerçek anlamda kardeşlik İslam kardeşliğidir. Bunu yaşayarak gösterdiler. Dolayısıyla hicret çok önemli bir hadise. Sıfır noktası olarak kabul edildi. Ve 1437. yıldayız. Mübarek Ramazan ayındayız. Rabbimiz bizi bizden daha fazla sevdiği için ve tanıdığı için bir fırsat daha veriyor bize. Ne kadar şükretsek azdır ki bir yenilenme fırsatı daha bize gelmiş. Ramazan'la ilgili hangi hasletler bizim üzerimizde olması lazım? Bunları çok çok tefekkür etmemiz lazım. Şu anda bulunmuş olduğumuz sahur sofralarımız çok bereketli. Bu bereketten istifade etmekte fayda var. Küçük çocuklarımız, yavrularımız varsa onları da kaldıralım. Tutamayacak kadar küçük olanları da bu lezzeti almaları için onları da uyandıralım. Bir şekilde bu kültürü onlara nakşetmek adına. Sevgili dostlar, mirasımız sahur vakti. Bugün 16. programını yapıyoruz. 16 Ramazan'dayız. Yarıyı geçtik, mağfiret günlerindeyiz. Ve yavaş yavaş alışıyoruz. Yani Ramazan'ın hangi özellikleri üzerimizde oluyor? Herkes şöyle kendine bir baksın, vücudumuz alışıyor. Manevi dünyamız yavaş yavaş alışıyor. İşte daha önceden yaptığımız ama bu günlerde yapmadığımız bazı şeyler var. İşte öfkelenmemeye gayret ediyoruz. Oruçlu olmamızdan dolayı bazı hareketlerimize dikkat etmeye gayret ediyoruz. Bunlar güzel hasletler. Umarız bu hasletlerimiz sadece Ramazan ayında değil, Ramazan ayından sonra da üzerimizde asılı kalır. Yoksa ne anlamı var? Bu Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayı ve Kur'an-ı Kerim Müslüman'ın anayasası olması gerekiyor. A'dan Z'ye 6666 ayet sadece okunduğu zaman kalplerde ufak bir sızı olsun diye indirilmemiş. Bilakis uygulanması için indirilmiş. Dolayısıyla ne ölülerin arkasından mutlaka okunması lazım, ölülerimizin arkasından, ne de bir başka şey için okunmaması lazım. Bizzat hayatta uygulanması gerekiyor. Müslümanın başka ne gayesi olabilir? Allah'a kulluk etmenin tek rehberi Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu güzel programımızı güzel kelamla birlikte açıyoruz. Bugün 3 değerli hocamızı misafir ediyoruz ve çok lezzetli bir sohbet olacağını şimdiden vaat edebiliriz. İnşallah ömrümüz el verirse, nefesimiz yeterse çok güzel cümleler kuracağız. Diğer ekranlarda kurulmayan cümleleri kuracağız. Bizim ekranımız çünkü. Biz bizeyiz. Dolayısıyla iğneyi kendimize batıracağız. Ne yapmamız lazım? Bu Ramazan ayından hangi dersleri çıkarmamız lazım? Özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili hassasiyetimiz, algımız ne durumda? Bunları konuşacağız. Üç değerli konuğumuz. Biraz önce o güzel sesiyle birlikte programımızı şereflendiren İbrahim Demirtaş hocamız bizlerle birlikte. Onun dışında Süleyman Özcanlı hocamız yine bizlerle birlikte. Muhammed Hanife Özkan hocamız bizlerle birlikte olacak. Üç değerli hocamızla birlikte sohbet edeceğiz bugün inşallah. Ve biliyorsunuz mirasımız sahur vaktinde her gün bir sosyal medya etiketi belirliyoruz. Özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili etiketimizi belirliyoruz ve bir soru soruyoruz. Sorumuzun cevabını bilenlerden bir kişiye de Çam Sakızı Çoban Armağanı bir hediye göndermeye gayret ediyoruz. Allah razı olsun, çok yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Bugünün etiketi, sosyal medyadaki etiketi Kudüs yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir olmamalıdır ama etiketimiz sadece Kudüs yalnız değildir. Sorumuz da şu. 144 dönümlük Mescid-i Aksa Külliyesi. Bunu her seferinde zikrediyoruz. Bunu tekrar burada gösterelim sevgili dostlar. Burada dekorumuzda da birkaç yerde Mescid-i Aksa Külliyesi ile ilgili güzel fotoğraflar var. Burada hemen benim sağ tarafımda Mescid-i Aksa Külliyesi dediğimiz şu surlarla, duvarlarla çevrili alan
144 dönümlük bir arazi, içinde Kubbetü Sahra Sarı Kubbeli ve Kıble Mescidi'nin de bulunduğu yüzden fazla İslami eseri barındıran bir külliye. Bu 144 dönümlük arazinin resmi olarak şu anda yönetimi kime aittir? Yönetimden sorumlu. Mesela bir örnek veriyorum. Bu içerideki Kıble Mescidi'nde ve Kubbetü Sahra'da görevli imamların maaşlarını kimler veriyor? Buraların temizliğinden, genel olarak yönetiminden resmi olarak kim sorumlu diye soruyoruz. Çok basit bulabilirsiniz. İnternette de bulabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir farkındalık oluşturmak adına bu tür soruları soruyoruz. Cevaplarınızı Kudüs yalnız değildir. Etiketiyle birlikte gönderebilirsiniz. Ve 16. program. Hemen programa geçelim. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla Mirasımız Sahur Vakti'ne başlıyoruz efendim. Buyurun. Ramazan'da Mescid-i Aksa sahipsiz kalmasın. Siz de bir sofra kurarak bu sevaba ve berekete ortak olabilir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını gösterebilirsiniz. Haydi hep birlikte Mescid-i Aksa'da iftar vermeye. Bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasımız.org.tr. Sevgili dostlar, tekrar hayırlı sabahlar. Sahur sofralarımız bereketli olsun. Ekranda Jimmy operatörü arkadaşımızın açılmış olduğu görüntü Mescid-i Aksa'nın bahçesinde iftar görüntüsü ve bu senede devam ediyor. Şu ana kadar 15 bine yaklaştı sizin göndermiş olduğunuz yardımlar ve iftar bedellerinin uygulaması devam ediyor. Görüntüler bugün program içerisinde de size aktarılacak. Bugün onu da konuşacağız. Mescid-i Aksa ve Kudüs halkasını da konuşacağız. Biraz önce söyledik. Üç değerli konuğum var. Ve hemen kendileriyle birlikte sohbete başlayalım. Süleyman Özcanlı hocam, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Hemen yanımda Süleyman hocam. Hemen diğer yanımızda Muhammed Hanife Özkan hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Ve o güzel sesiyle birlikte, yanık sesiyle birlikte şereflendiren İbrahim Demirtaş hocam. Hocam hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Süleyman hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Hocam sizlerle beraber olmak çok güzel gerçekten. TV5 ekranlarında olmak çok daha güzel ve bir ayrıcalık. Bu yüzden bizleri davet ettiniz. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Mirasım Derneği'ne ve TV5. Allah razı olsun. Allah razı Ramazan olsun. Nasıl geçiyor hocam? Nasıl, ne söylersiniz? Birkaç hocam, cümle. 3 hocayız burada. Üçümüzün de gerçekten çok yoğun program oluyor. Çünkü Ramazan, teravih, işte mukabele derken bir de malum bugün dersler başladı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle çocuklarla alakalı camilerde, okullarda yaz kursu başladı bugün. Bugün pazartesi aynen. Başladınız. Evet, Allah hayırlı mübarek etsin. Yani artık biz çok zor nefes alacağız. Ama çok zevkli gerçekten. Hocalarla beraber gayret ediyoruz. Öğreticiler tutmak için hanım, kızlar, efendim, erkekler, çocuklar çok yoğun bir şekilde geçiyor. Slogan neydi hocam? Gel bu yaz Kur'an'ı gönlüne yaz. Çok güzel. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımız hakikaten özellikle son yılda çok büyük atılım yapıyor bu hususlarda. Sloganlar da çok güzel, afişler de çok güzel. Umut var Allah'ın izniyle. İlgi nasıl hocam? İlgi haddinden fazla. Özellikle bu dönem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamız şunu ifade etti. Çocuklar camiye geldiği zaman eğer çocukları kovacaksanız, çocuklardan rahatsız olacaksanız siz teravih evde kalın. Bu çok güzel. Bu Ramazan'a damga vurdu bu sefer. Kesinlikle. Yani çok o kadar güzel ki yani çünkü şimdi hocalarım da gerçi anlatacak ama yani işte inanın camiye geliyorum yaşlar konuşuyor. Susturamıyoruz, kulağı duymuyor, bağırıyor. Defaatle söylüyorum bak Allah'ınızı seviyorsanız ne olur susun diyorum. Yok yani mütemadiyen söylüyorum. Ne yapıyorlar biliyor musun? Çocuklar gürültü yaptı. Hocam çocuklar gürültü yaptı falan. Siz onlardan daha betersiniz diyorum. Yani, inanın yani öyle. İnşallah güzel olur. Allah hayırlı mübarek etsin. İnşallah. Bu yeni başlangıç. İnşallah. Karneler verildi. Çocuklar başka bir heyecana girdiler. Muhammed Hanife hocam siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Ramazanınız nasıl geçiyor? Elhamdülillah güzel gidiyor. Ramazan'da alıştı. Zaten her an gönlümüzdeydi.
Fakat gidişini hissetmeye başladık. Daha, öyle bir bu şey de var. Tabii şu anda yani başladı. Samimiyet kurmadan gidişini, değerli olanlar az duruyor zaten. Onun için de Ramazan-ı Şerif arştan arza inen bir misafirdi. Tabii biraz önce sizin zikrettiğiniz gibi. Onu karşılamamız, ona gönlümüzü, soframızı, bütün benliğimizi açmamız gerekiyordu. Ve Ramazan'ın sonundaki karnemize baktığımızda, Ramazan karnemize, kendi kendimize cömertçe, içten gelerek not verebilmemiz lazım. Her zaman kaybettiklerimizi ararız, sorarız. Fakat iş işten geçtikten sonra. Hep böyledir yani. Şimdi Ramazan-ı Şerif için de şu anda hayatta olanlara diyoruz ki, geçen sene hepimiz için geçerli. Ramazan'ın sonunda ah keşke teravihlerimi tam kılsaydım. Keşke şu saatlerde mukabeleye katılsaydım ve okusaydım. Zekatımı yine bu ayda vermeye gayret etseydim. Fitremi biraz da cömert verseydim. Şimdi mesela diyelim ki genelde hemen soruluyor. Hocam fitreler ne kadar bu kadar bu zamanda? Bazen esprisini yapıyoruz. Diyor ki beraber yemek yiyoruz ki bilmeyeyim ne kadar fitre vermen gerekiyor. Ama bunun alt limiti 15 TL. 15 TL'den yukarı yediğimiz gibi yedirmek. İki vakit şeklinde. Onun için de Ramazan'dan sonra pişmanlık duymamak için elimizden geldiği kadar zaten Ramazan'ın özünde nefsi yenmek, insanın aslına kavuşmak. Aslımız... Bugün konuşalım, bu nefsi konuşalım. Tabii. Evet. Günahsız doğmuşuz, günahsız gitme mücadelesini veriyoruz. Ve biz bu dünyada bir hesabı vermek için varız. Yani şu andaki varoluşumuz bir hesabı vermek için varız. Yaptıklarımız zerre kadar hayır, zerre kadar şer mevcut oldu. Bunlar yapılmış oldu. Bir de hayır konusunda, yapmamız gerekenler konusunda kendimiz için, ümmeti Muhammed için, İslam dini için neler yapmadıysak onlardan da sorumlu olacağız. Yapma gücü olup da yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Bunu hesaba koymuyoruz biz. Aslında biz o konuda çok düşünmemiz lazım. Ben bunu yapabilirdim. Ama yapmamışım. Bak biz bunu nerede görüyoruz? İşte Kudüs yolculuğunun sonunda dönüşte insanlara, gidenlere bir söz hakkı veriliyor, değerlendirme falan. Genel ortalama şu çıkıyor. Diyor ki ben Kudüs, Mescid-i Aksa bu konuları biliyordum ama böyle hissetmemiştim. Böyle fark etmemiştim. Bana sebep olandan Allah razı olsun. Çok geç kalmışım. Biz her giden bunu mu söylüyor? Bunu söylüyor. Bunu biz daha önceden nerede duymuştuk? Mekke Medine için. Bak Mekke Medine için hocalarımla beraber yaklaşık 16-17 beraber yolculuğumuz var. Maşallah. Böyle gruplarla gidiyoruz. Ve genelde bu söylenmiştir. Çok geç kalmışım. Yaşlılığı bekledim. Bu genç işiymiş. Bunu Kudüs'e giden de söylüyor. Çok geç kalmışım. Sebep olana dua ediyor. Ve dönüşümde Mescid-i Aksa'yı anlatacağım diyor. Kudüs'ü anlatacağım diyor. Onun için bu Ramazan ayı aç kalmakla, nefsimizi yenmekle kendimizi asıl bir dönüşe geliyoruz. Ve arınmış oluyoruz. Özellikle ben bazen espri olsun diye şöyle söylerim. 17 saat oruç tutuyoruz. 16 saat biz orucu tutuyoruz. Son 17. saatte oruç bizi tutuyor. Öyle mi oluyor? He. Onun için de hiç kimsenin bize dokunmasını istemiyoruz. Yani biz de kimseye dokunmayalım. Ne trafikte ne başka yerde. Çünkü toprak attığımız kalmıyor. Son saatte toprak attığımız yok. Onun için de kendimize geliyoruz, benliğimize geliyoruz. Özellikle iftar sofrasında gerekse halkla, komşularla, kendi aile fertlerimize iftar sofrasında suyun, ekmeğin başına nöbet tutmak. Ben oruçla ilgili herkesin kanaati vardır. Şunu söylerim. Oruca niyetimiz sayesinde beynimizi ikna ederek tutuyoruz. Niyet ederek beynimize komut veriyoruz. Şu kadar zaman içerisinde sahurdan imsaha kadar benden bir şey bekleme. Yeme, içme ve benzeri konularda bir şey bekleme diyoruz. Ve inandırıyoruz. Bu bir irade, bu bir sözünde durma. Demek ki yapılabiliyor. Kesinlikle. Yani bu anlamda irade, iradeyi tabii kontrol özellikle etmek. Özellikle sigara, alkol ve benzeri alışkanlığı olan arkadaşlar, hocam dua edin Allah bizi kurtarsın diyor.
Allah siz çaba gösterirseniz inşallah kurtaracak. Ama siz önce kendinizi inandırmanız lazım. İşte burada yapıyoruz, kesinlikle, uyguluyoruz. Demek ki oluyormuş. Kesinlikle. Ya bu çok önemli. Kesinlikle. Ama biz de şunu söyleriz. Şimdi biz Müslüman olarak bir bal arısı gibiyiz. Hazır çiçeğe konuyoruz. Çiçeği yaratan yaratmış, şükürler olsun. Şu an İslam dini konusunda bizim cihat anlamında kendi nefsimize cihatın ötesinde çok fazla gayretimizin olduğunu söylemek böyle pek de biraz abartılı olur gibi geliyor bana. Çünkü ancak çoğunlukla kendimize çalışıyoruz keser gibi. Namazda kendimize, oruçta kendimize böyle paylaşırsak işte Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın iftar sofraları, ilim halkaları çevremizde ve bizim insanlarımız arasında Ramazan ayına mahsus fitrelerimiz vardır. Zekatlarımız da Ramazan ayında şart olmasa da Ramazan ayına denk getiririz ki Ramazan ayında bir farzın sevabı 70 farzın karşılığında. Ama şu sözü duyduğum zaman üzülüyorum. Hocam fitre vereceğim de öyle ben bir fakir bulamıyorum. Öyle bir yoksul göremiyorum, yok falan. Üzülüyorum. Ha, Allah razı olsun, insanımız iyi niyetli ama ilgisiz yaşadığını ifade etmiş oluyor bana. Halbuki var. 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 Kesinlikle. Kesinlikle var. Hiçbir şey bilmiyorsa sokakta yürürken şöyle bodrum katlarının ışıklarına bir baksın. Birinci derecede. Bodrum katların. Biz bazen gideriz sağırırlar dua okumak için falan. Yani yarım saat oturamayız orada. Böyle rütübetten, nemden. Çocukların öksürdüğünü, zatürreye doğru gittiğini gördüğümde üzülürüm. Bu insanlar burada nasıl kalıyorlar? Bir hayli İş yapamayacak, geçinemeyecek yaşlarımız var, yoksullarımız var. Ama yok diyen insan için demek ki hiç bir şey düşünmüyor kendisinden başka. Bu Ramazan ayında kendimize dönmeliyiz. Başta günahlardan bir arınmamız lazım. Ve niçin günahlardan arınmak istiyoruz? İnsanımızın İslamiyet'i kavraması lazım. İslamiyet'te en önemli hususların başında iman, imanın da özetinde Allah'a ve ahirete iman. Ona böyle ana damarı, omurgası, imanın omurgası diyelim buna, can damarı, Allah'a ve ahiret gününe iman. Ahiret gününe iman eden insanın bu dünyada yaşarken ölçüsüyle, tartısıyla, Kur'an ve sünnete göre gayret edip yaşaması gerekiyor. O zaman ben değil biz diyebilmesi gerekiyor. Biz dediği an Filistin'deki Müslümanın derdi de onun derdi, Kosova'daki Müslümanın derdi de onun derdi. Efendim Doğu Türkistan'daki Müslümanın derdi de onun derdi. Dünyanın her tarafında doğusuyla batısıyla dertli Müslüman her zaman gayretlidir. Duasında, emeğinde, her şeyinde gayretlidir inşallah. Evet. Hocam devam edeceğiz. İbrahim Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ramazanımız nasıl geçiyor? Ne söylersiniz birkaç cümle Ramazan'la ilgili? Allah razı olsun. Buyurun hocam. Ramazanımız elbette rahmet ayı, mağfiret ayı. Güzel geçiyor elhamdülillah. Rabbim inşallah sonunda da mükafat alanlardan eylesin inşallah. İnşallah. Ramazan'ı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hakikaten de oruç, namaz bize bir değişiklik yaptı mı acaba? Hayatımızda, aile hayatımızda, ticari hayatımızda oruç günahlardan bizi uzaklaştırıyor. Namaz bizi günahlardan uzaklaştırıyor, ahlakımızı güzelleştiriyor, bizi cömertleştiriyor, bizi paylaştırıyor, özellikleri var. Biz de bu değişikliği yapabildi mi acaba? Aslında olması lazım, öyle olması değil mi? Olması lazım, yani tabii. İbadetler sadece hani kuru kuruya, mesela oruç, tabii, aç kalmak, namaz, beden jimnastiği olmaması değil lazım. Olmaması lazım. Ya bunlar bizim ahlakımızı güzelleştirmesi gerekiyor. Yani eğer biz 16 gün geride kaldı, 15 günü bitirdik. Ama bir kendimize bir bakalım. Aile hayatımıza bir bakalım. Ahlakımıza bir bakalım. Ya oruç, namaz, okuduğumuz Kur'an bizi değiştirdi mi? Değiştirmesi gerekiyordu ama değiştirdi mi acaba? Eğer değişikliğe uğruyorsak demek ki Ramazan'dan faydalanıyoruz demektir. İstifade ediyoruz demektir. Ama değiştirmemişse, dünkü hayatımız neyse, bugün aynı devam ediyorsa demek ki tutmuş olduğumuz oruçlar, kılmış olduğumuz namazlar, namaz bizi Allah'a ulaştırandır. Namaz bizi Allah'a ulaştırır.
Ya insanlar, müminin miracı. Tabii. Namaz, miraç. Öyle değil tabii, mi hocam? Miraç. Miracıdır. Allah'la direkt görüşme. Direkt görüşmedir. Yani ben öyle bilmiyorum. Bilmiyorum. Tabii, yani elbette. Yani Allah'a ulaşmanın yolu, insanlar hani sevdiklerine ulaşmak için en hızlı vasıtaları kullanırlar. Allah'a ulaşmanın yolu da namazla da başlar. Namaz kılmayan bir insan Allah'a nasıl ulaşacaktır? Bu namazla ilgili son günlerde bir tartışma da vardı. Bir ilahiyatçı bir televizyonda bir ifade kullandı. O da tartışıldı. Gerçekten namaz çok önemli. Tabii. Namaz çok önemli. Hayatımızda namaz çok önemli. Namazsız Müslüman olmaz. Yani bir Müslümansa, inanmışsa o Müslümanın namazı olacaktır. İbadeti olacaktır. Beş vakit. Tabii. Tabii. Yani Namaz i̇man, deyince böyle iman sadece önemli. Cuma, bayram falan. Hayır değil. Yani cuma, beş vakit namaz. Bu beş vakit namazın dışında da. Hayattaki ne ezan? Tabii. Beş vakit namaz. Hayatımız ezanla başlayan bir hayat, namazda son buluyor bakın. Yani insanlar dünyaya geldiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hani o dünyaya gelen güzel yavrularınıza, o bebeklerinize o güzel ezan okuyun diyor. Kamet yapın. Ezanla başlayan bir hayat var. Müsalla taşındaki namazda son buluyor bir hayat. İkisinin arasında bir hayat. Bu hayatın içerisinde mutlaka namaz, ibadetler var. Hayatımızda en önemli meselelerden, en kıymetli değerlerden birisi iman meselesidir. İman etmek. Peki imanı koruyan nedir? İmanı koruyan da amellerimizdir. Namazlarımızdır, oruçlarımızdır. Siz dışarıda eğer rüzgarın olduğu bir yerde mumu yakarsanız sönüverir. Ama siz onu muhafaza altına alırsanız korumuş olursunuz. İman da böyledir. Amelsiz iman korunamaz. İşte ben de iman ettim diyor ya, ben de Allah'a inandım. İnandığın Allah'a ibadetin yoksa olmaz. Yani sadece kalbim temiz ifadesi kalbim temiz, biraz uymuyor sanki. Uymuyor. Buna uymuyor yani. Bu İslam'ın bu güzel terimine uymuyor. Kalbim temizdi falan etti. Yok. O zaman Müslüman hakikaten de değişiklik olma mecburiyetindedir. Değişmesi gerekiyor. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz Ramazan'a yetişir de Ramazan'ın kıymetini bilmeden, ehemmiyetini bilmeden, önemini bilmeden, eğer Ramazan biterse, hani bitmiş olursa kendinize yazık etmiş olursunuz. Bak Ramazan geldi ve günlerimiz yetiyor ama toplum belki birçokları bugün eğlenceden ibaret hale gelmiştir. Yani caddelerimiz, sokaklarımız falan yerlerimiz efendim eğlencelerle dolu. Yani Ramazan eğlence yılı mıdır? Eğlence ayı mıdır? Eğlenme ayı mıdır? Ramazan ibadetlere yoğunlaşma ayıdır. Kur'an ayıdır. Bugün Müslümanlar Kur'an'dan mahrum. Bugün evlatlarımız Kur'an'dan mahrum. Bugün büyüklerimiz Kur'an'dan mahrum. Ben bir yaşlı amcama sormuştum, Kur'an biliyor musun? Dedi ki, bilmiyorum hocam. Peki hiç mi Kur'an'ı almadın eline? Sanki Kur'an'ı almak günahmış gibi. Ya Kur'an'ı al, hiç olmasa onu okşa, onu bir öp, onu her, yani Kur'an'la yaşa. Kur'an hayat kitabımızdır. Sadece okumak için gelmedi ama. Evet. Fakat onu hayata yansıtma adına hiç olmasa okumalıyız. Gençlerimiz, belirli yaşa gelmiş evlatlarımız var, gençlerimiz var. Hakikaten de evlilik çağına gelmiş gençlerimiz var. Onlara şu soruyu sorduğumuzda, evladım Kur'an biliyor musun? Bilmiyorum diyor. Kur'an bilmeyen toplulukları, bedeninde Kur'an taşımayan bedenleri Peygamber Efendimiz harabe halindeki evlere benzetiyor. Yıkılmış, viran olmuş evler gibidir diyor bunlar. Yani bir bedende Kur'an yoksa, okunmayan evler tabii evler harabeye dönmüş, yıkılmış, terk edilmiş ev gibi. Bedenler öyle de böyle. Görmek lazım. Bedenler de böyle. Bir evde Kur'an okunmuyorsa, bir bedende Kur'an yoksa ne kadar? Bakın hakikaten de inşallah böyle bir hocalarımızın, evlatların her birileri hafız. Rabbim evlatlarımızı hafızıl Kur'an eylesin inşallah. Amin. 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 Cümle. Bak Kur'an'da bir ayet-i kerime var. La yemessuhu illel mudahharun. Abdestsiz Kur'an'ı ele sürmeyin diyor. Niye? Kur'an'ın yüceliğinden dolayı, güzelliğinden dolayı. Ne kadar güzel. Ama bir insan da o Kur'an'ı ezberlemişse, biraz ileri gidiyoruz. Diyoruz ki
O canlı Kur'an'dır. Sen de onun elini abdestsiz tutma. Oo maşallah. Hocam burada bir ara verelim. Bir reklam aramız gelmiş. Daha peki. Sonra bu güzel sohbete devam edeceğiz. Sevgili dostlar, bugünün etiketi Kudüs yalnız değildir. Sorumuz şu. 144 dönümlük Mescid-i Aksa'nın resmi olarak yönetimi kime aittir? Bunu soruyoruz. Mirasımız Derneği'nin özellikle Ramazan'da Mescid-i Aksa'nın bahçesinde iftar projesi devam ediyor. Siz de bir iftar sofrası kurabilirsiniz. Bir Kudüslü Müslüman kardeşimize iftar yaptırabilirsiniz. Bunun için 0212 524 0101 numaralı telefon hattını aramanız yeterli. Kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz. Buyurun. Ramazan'da Mescid-i Aksa sahipsiz kalmasın. Siz de bir sofra kurarak bu sevaba ve berekete ortak olabilir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını gösterebilirsiniz. Haydi hep birlikte Mescid-i Aksa'da iftar vermeye. Bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasimiz.org.tr. Sevgili dostlar devam ediyoruz. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla mirasımız sahur vaktindeyiz. Sahur sofralarımız bereketli olsun. Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Birbirimize bol bol dua edelim. Müslümanın Müslümana duası geçerlidir. Dolayısıyla şu anda sofralarımızda küçük kardeşlerimiz varsa, yavrularımız varsa bizzat onlardan istirham edelim. Şahsi olarak hem bana hem buradaki hocalarımıza hem şu anda bu görüntüyü bizlere sağlayan arkadaşlarımıza hususi olarak bize bir torpil geçerlerse ismen Kadir abimizi Allah affetsin, yapmış olduğu ibadetleri kabul etsin, onu doğru yoldan ayırmasın diye küçük çocuklarımıza bir dua ettirirsek belki buradan bir kurtulmuş oluruz. Allah razı olsun. Böyle bir fırsatçılık da yapalım. Bugünün etiketi Kudüs yalnız değildir. Kudüs mutlaka yalnız bırakılmaması gerekiyor. Bunu da konuşacağız bugün. Sorumuz şu, 144 dönümlük Mescid-i Aksa külliyesi. Hemen hatırlatalım. Şimdi bazen izleyicilerimiz, işte bazı eleştiri getiren izleyicilerimiz de oluyor. Şimdi bu elimizdeki bir maket, Mescid-i Aksa maketi. Mescid-i Aksa neresi? Bizim altımızda biliyorsunuz sevgili dostlar, benim şu anda tam şurada bir bizim KJ dediğimiz bu alttaki yazımız var ya, bu alttaki yazımızın hemen başında sarı kubbeli bir yer var. Bazı izleyicilerimiz diyorlar ki bu siz yanlış yeri gösteriyorsunuz. Burası Mescid-i Aksa değil diyorlar. Doğru. Biz zaten buranın Mescid-i Aksa olduğunu iddia etmiyoruz. Mescid-i Aksa dediğimiz yer bu sarı kubbeli Kubbetü Sahra'nın da içinde bulunmuş olduğu ve kıble mescidinin de içinde bulunmuş olduğu 144 dönümlük arazinin tamamı. Biz bu arazinin tamamına Mescid-i Aksa diyoruz. Şu anda bu Mescid-i Aksa külliyesinin resmi olarak yönetiminden kim sorumludur? İsrail işgal güçleri, İsrail işgal yönetimi bunu abluka altına almış. Bunu yıkmak, yerine Süleyman Tapınağı'nı, sözde heykeli ortaya çıkarmak için bir plan, projesi var. Bununla ilgili düşünceleri var. Yalnız Kudüs'lü Müslüman kardeşlerimiz de hayır, burası İslam'ındır, Müslümanlarındır. Dolayısıyla bütün buradaki eserler Müslümanlarındır ve bu şekilde kalmalıdır diye ribat görevi, burada nöbet tutuyorlar. Mirasımız Derneği de bu anlamda bu ribat görevi yapan kardeşlerimize destek veriyor bu anlamda. Ve şu anda Mescid-i Aksa'nın bahçesinde de iftar sofraları kuruluyor ve şu anda da sahur sofraları kuruluyor. Sizin göndermiş olduğunuz yardımlarla yapılıyor bütün bunlar. Biz bugünkü sorumuz şu,
Bu Mescid-i Aksa'nın bulunmuş olduğu alanın resmi olarak yönetimi kime ait? Bunu cevabını bize gönderiyorsunuz. Şimdi bunlardan birkaç mesaj okuyacağız. Bu arada şunu da söyleyelim sevgili dostlar. Bazen izleyicilerimiz oluyor. Ekranın altında 0212 524 0101 numaralı bir telefon numarası veriyoruz. Bu telefon numarası canlı yayına bağlanma numarası değil, Mirasımız Derneği'nin telefon numarası. Yardım yapmak isteyen kardeşlerimiz gerek Avrupa'dan gerekse Türkiye'den nereden olursa olsun bu yardım yapmak isteyenlere yardım etmek amacıyla şu anda hattı olan bir telefon. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımız ya işte siz bu numarayı veriyorsunuz, ben canlı yayına katılmak istiyorum, ben de bir mesaj vermek istiyorum diyenler var. Bu anlamda bunu da hatırlatmış olalım. Teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Hemen birkaç mesaj okumak istiyorum. Bana gelenler, hocalarıma da mesajlar geldi. Onları da alacağız. Abden Şekura, ya Kudüs'te yaşarız ya da şehit oluruz demiş, cevabı göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Hamza Ülger, hayırlı sahurlar, hayırlı programlar, cevabı göndermiş. Ürdün Evkaf Bakanlığındadır demiş ama yönetimi Siyonist İsrail'dedir demiş. Teşekkür ediyoruz. Hamide Bozbey cevabını göndermiş. Abdülkadir Köse cevabını göndermiş. Ekrem Nizamoğlu abimiz, ailenizin televizyonu TV5 Mirasım Sahur programı başladı. Haydi dostlar TV5 başına demiş. Teşekkür ediyoruz. Cengiz Demir demiş ki yalnız Kudüs yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır inşallah cevabı göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Ve demiş ki kardeşleri Mekke, Medine, Şam, İstanbul, Kahire, Bağdat ve milyonlarca inananı var Kudüs'ün demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Emre Bak cevabı göndermiş. Nida Nuraydın cevap resmi olarak Ürdün Evkaf Vakfı ama İsrail yönetimi el koymuştur demiş. Teşekkür ediyoruz. Sancaktar Rumuz'da izleyicimiz cevabı göndermiş. Abdurrahman Gençler kardeşimiz hayırlı yayınlar demiş. Kadir Murat Öztürk abinin selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Teşekkür ediyoruz. Metin Tekin, Kudüs yalnız değildir. Ne acı değil mi? Bir devlet koruması bile yok. Resmi yönetimi İslami Vakıflar Dairesi'ndedir demiş. Teşekkür ediyoruz. Gültekin Durmaz cevabı göndermiş. Evladı Osmanlı göndermiş. Abdülhalık Orak cevap göndermiş. Mehmet Yoka cevap göndermiş. Facebook'tan da mesajlarınız var. Metin Tekin cevabı göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar gönderiyor. Allah razı olsun. Ali Musta selamünaleyküm Kadir Bey kardeşim. Hocalarımızla hayırlı sohbetler dileriz. Ve selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hocam size de Süleyman Hocam mesajlar var. Onları da alalım. Daha sonra devam edelim sohbete. Özkan Şen kardeşim Sultan Gazi'den. Özkan Şen kardeşim. Selamlarımızı göndermiş. İletiyoruz. Allah razı olsun. Almanya'dan İbrahim Cambaz Hocam. Orada imam. Buradan öyle gitti. Mi? Evet. Çok gurbetçilerimiz, gurbetçilerimize Allah razı olsun. Çok iyi günler İstanbul Şubesi'nde görevliydi hocam. Şimdi orada görevli şu anda. Mustafa Subaşı hocam göndermiş. Beraberiz hocamla beraber. Şef oldu. Müftülük şefi oldu elhamdülillah. Kuaför Şenol Tekeli. Mustafa Sarı Perşembe beraber yine kaldık hocamla beraber. Ordu bir şey. Yazlık Köyü. Perşembe hocam. Selam olsun buradan. Allah razı olsun. Hürmetler ediyoruz. Allah razı olsun. Foto Yaşar Cebeci'den hocam. Ve Seyfettin Güleç kardeşimiz Ladikli göndermiş. Evet, Allah hocam, razı olsun tüm dostlarımızdan, eşlerimize, dostlarımızdan. Bol bol bize dua edin. Hocam bu arada biz her gün bir soru soruyoruz. Dünkü sorumuz şuydu. Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa'nın önemini belirten sure hangisidir diye sormuştuk. Doğru cevap İsra suresi biliyorsunuz. Ve bu doğru cevap verenler arasından bir çekiliş, bir numara söylemenizi isteyeceğim. Birden 38'e kadar. Süleyman Hocam sizden alabiliriz mesela. Kaç numara dersiniz? 1'den 38 arası. Hocam 21 diyor İbrahim Hocam. Ona 21. Neden 21 diye sorsak? Yok öyle aklıma geldi. Öyle 21. 27. 21'e bakalım o yani zaman. 25'si Erzurum olacaktı da demek ki nasip olmadı. 21. O zaman Twitter'dan bize bu dünkü doğru cevabı gönderen milli görüş sevdalısı Rumuzlu bir kardeşimiz. Allah hayli mübarek etsin. Tekrar edelim. Twitter'dan dünkü doğru cevabı gönderen kardeşlerimiz arasında bir çekiliş yaptık. Milli görüş sevdalısı Rumuzlu kardeşimiz bir hediye kazandı. Hangi hediye kazandı? Hemen gösterelim. Mirasımız Derneği'nin bir hediye paketi. Benim içinde en fazla değer verdiğim bir bu. Şu bir kroki. Hocam bu krokinin bir özelliği çok etkili. Yani buna sahip olan ben çok kişi cebinde taşıdığına şahit oldum. Kesinlikle. Siz oldunuz mu bilmiyorum. Mescid-i Aksa'yı tanıtan, evet Mescid-i Aksa'yı tanıtan, teker teker içindeki eserleri tanıtan,
isimleriyle beraber, yerleriyle birlikte çok güzel bir kılavuz, sanki şehir kılavuzu gibi çok güzel bir bunu gönderiyoruz. Bir de Kudüs Tarihi kitabı var. Yine Mirasımız Derneği'nin Türkçe'ye kazandırmış olduğu Kudüs Tarihi kitabı. Çok değerli bir eser. Bu eseri de yine Milli Görüş Sevdalısı Rumuzlu kardeşimize inşallah göndereceğiz. Bugünkü sorumuzu tekrar hatırlatalım. 144 dönümlük Mescid-i Aksa'nın resmi olarak yönetimi kime aittir? Cevapları gönderiyorsunuz. Biz de inşallah arasında bir çekiliş yapacağız. Süleyman Hocam, vakit giderek ilerliyor. Siz Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili Allah razı olsun elinizden geldiği kadar çalışmalar içerisinde bulunmaya gayret ediyorsunuz. Şöyle bir geçmişte kıyasladığınızda Kudüs algısı Türkiye'de ve İslam dünyasında ne durumda? Ne dersiniz birkaç cümle? Yani şunu söylemek isterim rahatlıkla. Son yıllarda Kudüs aşkı başladı gerçekten. Bu üst düzey kesimde de öyle. Hocalarımız, başta müftüler olmak üzere ki Diyanet İşleri Başkanımız biraz sonra Muhammed Hocam değinecek ama gerçekten orada hutbe okudu. Bu çok önemli yani. Ve umreler de orada başladı. Artık umre tabii, yani Diyanet İşleri Başkanımız da tabii resmi hem de yani gerçekten. Allah razı olsun. Bize gittiğimiz zaman yani Mescid-i Aksa her ne kadar biliyorsak bile kesinlikle bilmiyoruz. Her giden hocamız öyle söylüyor. %100 bakış açımız değişti diyoruz. Bu yüzden hocalarımızla beraber çalışmalara başladık. Özellikle orada ilim halkaları var. Mirasım Derneği'nin başlatmış olduğu bayrak seferleri olsun. İlim halkalarına bizzat her ay paralar göndermek suretiyle en az 2 veya 3 inşallah bunu fazlalaştıracağız. Çünkü ne kadar ilim halkaları olursa İsrail askerleri oraya giremiyor. Bu çok çok önemli. Eskiden çok çok varmış. Mescid-i Aksa'nın içinde ilim halkaları projesi evet, var. Tabii tabii çok önemli. 10, nasıl 15 biraz tane. Böyle somutlaştırırsak? Hocam şöyle en az 10-15 tane diyelim bayanlar veya işte erkekler. Bir sürü ilim halkaları. Daha önce çok çok varmış. Değil mi hocam? 300, 400, 500. 120 halka olduğu söyleniyor. Tabii yani. Sonra hocam bunlar düşmüş. Orada durmaları görüyor. Sabahtan akşama kadar. Sadece ilim. Ve orada bulunduğumu yeterli zaten. Onların her ay 250 bin. 250 bin, 250 bin onun maaşı gibi oluyor. Bu sefer oluyor orada durmak zorunda. İsrail askeri ne zaman girecekse kapıdan hemen bunlar hurra hocam. Allahu Ekber, tekbir. O tekbirden o kadar çok ürküyorlar ki. Hatta biz hocalarımızla beraber ilk gittiğimizde profesörler vardı, efendim öğretim görevlileri vardı. Ömer Karaoğlu'nun çok güzel bir eseri var biliyorsunuz. Kudüs köklerinde kara bulutlar. Onu söyleyerek Mescid-i Aksa'dan böyle hatta İsrail askerinin önünden geçmiştik de çok heyecanlı olmuştu. Yani o heyecan hakikaten çok başkaydı. Bu bizim orayı boş bırakmıyor Müslümanlar, Kudüs'ü Müslümanlar. Bıraktı mı? Boş zaten bıraktı mı bitti. Bu yüzden onlara öyle hayranız ki 20 metrekare hocam 30 metrekare ki evde kalıyorlar. Hiçbir şey almıyorlar. Hiçbir şey istemiyorlar. Ve orayı bekliyorlar. Muhafaza ediyorlar. Çok büyük ve kıymet değer insanlar. Yani ben bunu gördüm yani. Bu yüzden biz Kudüs algısı Türkiye'de giderek artıyor. Artıyor. En azından biz ama daha kat edilmesi gereken çok mesafe çok var. Yol var. Hocalarımız sürekli mesela özellikle Muhammed hocam anlatacak ama yani gittiği her yerde bunu işliyor. Mesela böyle toplum mutlaka işliyor. Hocam belli bir zaman sonra bu mutlaka rayına oturacak inşallah. İnşallah. Geniş çaplı Muhammed hocamdan dinleriz inşallah. Evet. Hocam Kudüs algısı ne durumda şu anda gerek Türkiye'de gerekse İslam dünyasında sizin gözleminiz nedir? Allah'a binlerce şükürler olsun. İsra suresi diye Kur'an'da ebediyete kadar konuşulacak bir konu. İsra suresiyle. Altını çizmek lazım. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de 114 sureden biri. Kıyamete kadar ayet-i kerimeyle sabit bir süre ve orijinal ismiyle Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Tabii niye bugüne kadar 600 küsur sene bizim hükümranlığımızda olan bir yer unutulur hale gelmiş? Bu da aslında sorgulanması gerekiyor. Daha çok tabii bugünü konuşuyoruz. Zararın neresinden dönülse kârdır anlamında. Ama Kudüs'teki Müslümanların da dışarıdan giden ziyaretçiye ihtiyaçları var. Ve oradaki yaşayanların da ihtiyacı var. Üçüncü, dördüncü gidişimiz oldu. Arabada Kudüs'lü bir Müslüman kardeşimiz vardı rehber olarak. Orada iki tane üniversite bitirmiş. Orada doğumlu. Ona ben sordurdum. Kudüs, Mescid-i Aksa nasıl kurtulur? Nasıl kurtulur? Tabii. Yani biz
kendimize göre bakıyoruz. O insanların şöyle bir şey var. Yarını yok orada yaşayanların. Mesela diyelim ki biz şimdi yarını arsa alacağız, öbürüne şunu yapacağız, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz, yatırım. Öyle bir planımız var aşağı yukarı. Bizim var, onların yok. Öyle mi? Tabii. Onların çünkü hatta şu çok ilginçtir. Mekke'de, Medine'de olsun, bizim camilerimizde olsun, hoca efendiler cemaate safları sık ve düzgün tutma uyarısı yapar genelde. Orada bir namazda oradaki imam efendi şunu söyledi. Bu son namazımız olabilir. Yani öyle kılalım ki bu namazı. Tabi buna değişik yorumlar gelebilir. Gerçekten ömür açısından da son namaz olabilir. Ama bir Filistinli için de oradan çıktıktan sonra bir saat sonrası yok. Öyle bir haller var. Düşünün ki o haleti ruhiyeyle onlar orada yaşıyorlar. Tabi. Şimdi mesela burada gidecek insanların akşamdan yazılıp sabahtan vazgeçtiğini defalarca biliyoruz. Belki buradan anlatılmasında ne kadar faydalı olur ama çok özel bir hatıra. Bu sene Kudüs'ten döndüm. Döndüğümde camide cuma günü mevzuyu paylaşıyoruz. İlk gittiğimde geldiğimde şunu paylaşmıştık. Ben 30 yıllık imamım. Bugüne kadar Miraç gecesini, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü anlattım. İlk defa hissettim. Bugüne kadar anlattım, şimdi hissettim. Şimdi kürsüde muhabbet ediyoruz, anlatıyoruz orayı. Diyorum ki bak gelmiyorsunuz, evden çıkmıyorsunuz. Birinci kıblemiz. Bizden kimse bir şey istemiyor. Sadece orada, orayı yetim kalmasın, sahipsiz kalmasın, yalnız kalmasın. Oradaki yaşayan insanlara, mücadele verenler, çocuklarıyla, hanımlarıyla, kendileriyle. Siz yalnız değilsiniz, burası sadece sizin değil. Ve orada diğer gayrimüslimlere de, bakın bu insanlar burada yalnız değiller. Bunları burada yok etmeye kalksanız da bu Mescid-i Aksa'yı yok edemezsiniz. Bu dünyadaki bütün Müslümanlar. Kürs'te bunu anlatırken dedim ki biraz da böyle iş espri kısmına geldi. Sakın evden çıkmayın dedim. Ne olur ne olmaz dedim. Kafanıza bir şey düşer dedim. Aman ha dedim camiye nasıl geliyorsunuz? Balkonun altından geçerken üzerinize balkondan bir saksı düşerse ne olacak falan. Bunu muhabbet ettik. Cuma'nın ilk sünnetini kılıyorum minberin önünde. Çat diye bir ses. Bu anlattığım bir aylık bir olaydır yani yakın bir olay. Öyle. Dedim ki herhalde Çinilerden düşen oldu. Minberde oturuyorum. İç ezan okunuyor. Şöyle bir baktım. Mahvilden bir korkuluk düşmüş. Ahşap korkuluk. 40 yıllık cami. Bugüne kadar da hiç düşmemiş. Allah. Ve nereye düşmüş? Benimle bu sene Mescid-i Aksa'ya gelen Hacı abinin dizlerinin önüne. Oradan korkuluk onun önüne düşmüş. Bir baktım. Allah'tan dedim mermer değildi bu korkuluklarımız. Yoksa bir eğitim zayiatı verirdik burada. Ondan sonra cuma hutbesi bitti. Dedim cemaatim ismi bir mevzuyu az yorumlayalım. Az önce böyle bir konuyu işledik. Ve belki birçoğunuz tereddüt ediyordu. Gidersem şu olur, bu olur, bu olur, bu olur. Bakın caminin içerisinde 5 günlük yolculuk yapan abimizin dizlerinin önüne düştü. Demek ki eğer kafana düşecekse bir şey, bu Kudüs'te de düşer, caminin içine de düşer. Ölüm yatakta da olur, batakta da olur. Önemli olan bizim tedbirlerimizi almak. Tedbirlerimizi almak. Onun için de o rehber abi şunu söyledi. Orada doğmuş, büyümüş. Bütün dünya Müslümanları bir araya gelip de buraya el atmadığı müddetçe biz şu halimizde var olanı bile korumamız zor. Çok zor. Tabii çok zor. Çünkü neden? Evlerini yapamıyorlar. İşe gidemiyorlar. Birçok yerleşim alanlarının etrafı telürgüyle çevrili. Ondan sonra 50 yaşından küçükler mescide giremiyor. Hatta Mescid-i Aksa'nın çıkışında bir yatsı namazında ayakta muhabbet ederken orada yarım yamalak böyle Türkçe bilen birisi siz ne kadar şanslısınız dedi. Bakın Zeytin Dağı'nı gösteriyor. Şu karşıda diyor yaşayıp da 30 yaşında olup da buraya giremeyen insan var. Siz ta Türkiye'den gelmişsiniz burayı ziyaret ediyorsunuz diyor. Ayrıca girişte İsrail askerleri var kapının dış tarafında. İç tarafında da Ürdün'ün güvenlik görevlileri. İsrail askeri oradan gelen Filistinli Müslümanın kimliğini alıyor. Oradan eline bir kart veriyor. Diyor çıkarken diyor kartı gösterirsin kimliğini alırsın.
Çıkarken kimliği vermiyor asker. Falan karakoldan gidip alacaksın diyor. Kimliği vermiyor. Ondan sonra gidiyor orada karakolun kapısında saatlerce nöbet tutuyor. Artık geçmiş bütün görüntülerde izleniyor. Oralarda bir yerde bulunmamışsa kimliğini verecekler, yoksa tam böyle tavşan tuzağa düşmüş hesabına. Onun için işleri... Böyle zorluklar içerisinde ama onlar, yaşıyorlar. Ama onlar bakın terk etmiyorlar. Orayı terk etmiyorlar ve yarınlarını da garanti altına almış insanlar da değiller. Bizim namusumuzun, din namusumuzun, tarihi namusumuzun bekçiliğini yapıyorlar. Bekçiliğini yapıyorlar. Onun için bugün bizim böyle bir ziyarete gitmemiz, buradan kumanya falan. Yani bunlar yapmadığımız zaman çok büyük şeyler. Ama yaptıysa da gözümüzde büyütmeyelim. Çünkü insanlar canını ortaya koymuş. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, kısa bir reklam arası vakti gelmiş. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde iftar projesi Mirasımız Derneği'nin olağanca hızıyla birlikte devam ediyor. Siz de katkıda bulunabilirsiniz. 0212 524 0101 numaralı telefon hattını aradığınızda arkadaşlarım size nasıl yardımcı olabileceğinizle ilgili bilgi verecekler. Kısa bir ara, son bölümle devam edeceğiz inşallah. Ramazan'da Mescid-i Aksa sahipsiz kalmasın. Siz de bir sofra kurarak bu sevaba ve berekete ortak olabilir, İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını gösterebilirsiniz. Haydi hep birlikte Mescid-i Aksa'da iftar vermeye. Bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasımız.org.tr. Ramazan'da Mescid-i Aksa sahipsiz kalmasın. Siz de bir sofra kurarak bu sevaba ve berekete ortak olabilir, İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını gösterebilirsiniz. Haydi hep birlikte Mescid-i Aksa'da iftar vermeye. Bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasımız.org.tr. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim. Evladu iyalden geçerek ben Ravzan'a geldim. Ahlakını methetmede Kur'an diye sevdim. Kurbanın olan Şah-ı Rusul
kovma kapından, didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü, nur yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Sevdim seni mabuduma can diye sevdim. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Evladu iyalden geçerek ben Ravzan'a geldim. Evladu iyalden geçerek ben Ravzan'a geldim. Hocam Allah razı olsun. Elinize yüreğinize sağlık. Biraz bahsedelim mi bu eserden? Nedir? Nasıl ortaya çıktı? Nasip şöyle oldu? Normal bir kafada köşe. Şöyle bir husus vardı. 40 yaşından sonra işte bir kaset dolduracağız veya işte 40 yaşına kadar doldum. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında işte peygamber olunca ben de 40 yaşına kadar böyle bir şey yani tevessül ettik aslında. Şu anda bizimle beraber kaset dolduralım falan diye gittiğimiz şeylerde şu anda çok meşhur olanlar var. Hakikaten şu anda Enderun teravihleri kıldıran çok kıymetli Mehmet Kemiksiz hocam dahil. Onlar beraber gittik hesabıda zamanda ama hiç nasip olmadı. Ama dedim ben bekleyeceğim. 40 yaşını bekleyeceğim. 40 yaş oldu. Feridun Özbek çok kıymetli bir Zor adlı bir kaset işte. Yaklaşık 9 eser okudu. Dedi hocam sevdim seni de sana okutalım. Ben çünkü bunu hep düğünlerde hocamlar bilir. Onu okuyorum. Bana bunu okuttular. Maşallah. Allah razı olsun. Bu da ayrı bir lezzet kattınız. Mesajlarınız geliyor sevgili dostlar. Evet. Bugünün etiketi Kudüs yalnız değildir. Sorumuz 144 dönümlük Mescid-i Aksa'nın resmi olarak yönetimi kime aittir? Sorumuzun cevabı bu. Asım'ın veliahtı göndermiş. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Kudüs yalnız değildir demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine Adnan Maden cevabı göndermiş. Serhan Soylu cevabı göndermiş. Kafnun demiş ki ekip sağlam maşallah abi demiş. Allah razı olsun. O sizin güzelliğiniz. Yüksel Kıraç yine dünkü yayınla ilgili mesajlar göndermiş. Teşekkür ediyoruz mesajlarınızdan. Dolayı gerçekten yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Kudüs yalnız değildir. Etiketimiz bu. Kudüs acıdır. Cadde taşları acıdır. Müezzin sesleri. Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı. Kudüs yalnız değildir demiş. Evet, yalnız bırakmayacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Yine Asım'ın veliahtı tekbirle gürle. Ey Müslüman, bu yolda kefenini omuzlan. Yeryüzü bizim, Kudüs bizimdir. Allah'ın yardımı bizim nedir demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve Esma Selin, Kudüs ezel ebed sevdamız, Kudüs alın yazımız, Kudüs ümmetindir demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve Bahattin Canbaz, yeryüzünde inananlar oldukça Kudüs yalnız değildir demiş. Teşekkür ediyoruz mesajlarınızdan dolayı. Hocam size de gelen mesajlar var, evet, birkaç hocam. Sizden de alalım. Hemen isimleri. Daha sonra yine Kudüs. Batman'dan Yusuf kardeşimiz Anadolu Gençlik Derneği'nde. Öyle mi? Allah razı olsun. Ederim. Saygılar, selamlar. Ahmet Kamış kardeşim, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Esmer bizim dostumuz, beraber hocalarımızla beraber her zaman. Rehberimiz. Mehmet abimiz. Evet, evet, Allah razı olsun. Mürsel Tatar Sultanbeyli'nden çok teşekkür ediyoruz. Babasına acil şifalar diliyoruz. Sultan Gazi Müftülük Şefimiz Reşit Anahtar
Hocamız aramış hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocamın oğlu Fatih Demirtaş aradı hocam. Gürkan Karaca, Vesel abinin oğlu. Mehmet Gümüş kardeşim, Ali Haydar Aluş. İnşallah yanlış okumuyorumdur. Mesut Can ve hocam az önce size gelen mesajı da Hafız Semih de evet. aramış hocam. Allah razı olsun. Hep beraber. Çok teşekkür ederiz efendim. Hocam giderek tabii yaklaşıyor. Sevgili dostlar, komşularımızdan ışığı yanmayan varsa, sahura kalkmamış olan varsa bir bakalım, bir çağrı atalım, bir kapılarını tıklayalım. Bu bereket, çünkü sahur sofrası berekettir biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bereketten onlar da nasipdar olsunlar. Mutlaka birbirimize bu anlamda yardımcı olalım. Duaları da unutmayın. Giderek yaklaşıyor. Şu anda Şanlıurfa, Kayseri, Kırıkkale, Bolu, Ankara bekliyor, Düzce bekliyor. Allah hayırlı mübarek etsin, tutmuş olduğunuz oruçları. İbrahim Hocam, Kudüs nasıl kurtulur? Sizin gözleminiz birkaç cümleyle Teşekkür nedir? Ederim. İnşallah kurtulacaktır Kudüs. Çünkü Müslümanların buraya yoğun ilgisi olması gerekiyor. Müslümanlar mutlaka burayı gündeminde tutması gerekiyor. Göklere açılan kapıdır orası. Miracın kapısıdır. Peygamberler şehridir. Onun için bugün Müslümanlar hakkında da sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Nebevi'de otururken içeri Mudar kabilesinden birileri girer. Fakat Allah'ın Resulü onlara bakar. Onlar yoksulluklarından dolayı herhalde üzleri başları böyledir. Peygamber Efendimiz biraz hüzünlenir. Onu gören sahabelerden birisi oradan kalkar ve evine gider. Bir şeyler getirir, Allah'ın Resulü'nün yanına koyar. Sonra onu gören diğer sahabeler de peyderpey giderler, bir şeyler getirirler. Çünkü o gelen kabile yoksulluğu, fakirliği üzerinden okunuyordur ki, yani üzerindeki duruma bakarak hissediyorlar. Sonra Peygamber Efendimiz biraz evvelki durumdan farklı bir boyutta Allah'ın Resulü şu hadis-i şerifi nakleder. Bir insan bir yere öncülük ederse yapmış olduğu zaten hayrı alacaktır. Öncülüğünden dolayı da yapılan her birinden katkı payı yapacaktır. İşte mirasımız derneğimizde hakikaten de bir öncülük ediyor. Yani Kudüs'le ilgili insanlar öncülük ediyor. Hiç olmasa Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Bir kandil yağı gönderin Kudüs'e. Onun için gidemiyorsanız da hiç olmasa mutlaka gidin, namaz kılın. Mutlaka gidin diyor. Tavsiyede bulunuyor. Ama gidemezseniz de bir kandil gönderin diyor. Bir kandil yağı gönderin. Müslümanların gündeminde olmalıdır. İlk kıblegahımızdır. Bugün hakikaten de yani Müslümanlar her gününü etrafındaki çoluğunu, çocuğunu, insanları Kudüs'ü anlatmalıyız. Kudüs'ü izah etmeliyiz. Kudüs mutlaka bir gün kurtulacaktır. Gündemde olursa dolayısıyla o elbette mutlaka Allah onun bereketini verecek ve kurtulacaktır. Ama gündemimizin dışına çıkarsak olmaz. Bugün Allah razı olsun hakikaten de birçok derneğimiz Türkiye'den gerçekten de yoğun bir şekilde Kudüs'e seferler düzenliyorlar. Özellikle mirasımız derneğimizde hakikaten de bu konuda ciddi manada bir atılım yapıyor. Oradaki insanların, yoksul insanların orada iftar vermeleri, işte Ramazan, bereket ayı, güzel ay, yani rahmet ayı, işte bundan istifade edebilme adına bak sofralar düzenleniyor. Buradan da tekrar hatırlatalım. Mesela Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşu da Mirasımız Derneği vesilesiyle beraber orada Mescid-i Aksa'da bir iftarı, işte 1000 kişilik, 2000 kişilik iftarı veren dernekler de var. Şirketler var. Buradan belediyeler var. Allah razı olsun. Bunu da hatırlatmış olalım. Yani şu anda bizi izleyen sivil toplum kuruluşları sizin adınıza orada Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bu anlamda arayabilirsiniz Mirasımız Derneği'ni. Bu anlamda da istekler oluyor. Şu anda Diyanetimiz Gazze'de 7 tane cami onarıyor. Ve Gazze'den direkt canlı yayın yapılıyor. Evet. Canlı yayın yapılıyor. Ya buralarda bak, belki dün yoktu bunlar yani. Çok yoğun değildi. Hakikaten de gündemden düşmüştü ama elhamdülillah gündeme geldi. Mutlaka gündem oluşturulursa, insanlar hakikaten de oralara giderlerse, hani anlatmak anlatıyorsun da hissetmek de önemli. Gidemezsen hissedemiyorsun oralarda.
Yani oraları hissetme adına, oraları gündeminde tutabilme adına mutlaka oralara gitmek lazım. Gideceksin, göreceksin. Hatta bir gün biz oradayken, bakın o insanlar, Türkiye'den gelen insanları orada müezzinlik yapıldığında ön saftaydılar onlar. İnsanlar geri döndü, geri safa çıktılar. Osmanlı torunları gelmiş. Biz onların önünde saf duramayız demişlerdi. Bu kadar değer veriyorlar. Bu yani kadar Türkiye'ye önemli. Türkiye'ye de ayrı bir bu anlamda ayrı bir, ayrı bir var. Muhabbetleri var. Saygılar. Ayrı bir saygıları var. Ayrı bir güzellikleri var. Zaten oraya gittiğimizde Osmanlı'nın çok eserlerini orada görüyoruz. Birçok peygamberlerin, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın, Hazreti Davud Aleyhisselam'ı ziyaret ediliyor. Yani tarih çok güzel bir şey. Çok güzel. Gerçekten de oralara gitmek lazım, görmek lazım ve tavsiye ediyoruz, kürsülerden söylüyoruz. Bulunan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize her sohbetimizde mutlaka bakın gitmezden evvel gündemimizde değildi. Biz miracı anlatırdık. Ama şimdi her toplantıda, her sohbetimizde mutlaka gündemi getirir, mutlaka Mescid-i Aksa deriz. Allah razı olsun. Yani Mescid-i Aksa'nın durumunu izah ederiz, anlatırız. Gitmeniz gerektiğini. Korkuya mahal yok. Öyle efendim, oradaki insanlar, sen misafirsin zaten. Sana bir şey yapmazlar. Onun için gerçekten de orayı gündemde tutmamız lazım. Sıcak tutmamız lazım. Ve bir gün kurtulacağına inanıyoruz. Ama Rabbim kurtuluşunu bize de göstermeyi nasip eylesin. Amin, amin. Hocam siz ne söylersiniz? Nasıl kurtulur Kudüs? Selahaddin Eyyubi'nin bir orayı fethetme stratejisi vardı mesela. Şimdi dünyadaki bütün Müslümanların ezilmesinin sebepleri arasında Müslümanların paramparça oluşu var. Yani, bu çok önemli. Bu çok önemli. Şimdi Filistin'deki Müslümanları göz önünde bulunduralım. Çeşitli kuruluşlar adı altında paramparça. Ve Kudüs'ün kurtuluşu, oradaki Müslümanların kurtuluşu, biraz önce de hatırlattığım gibi orada bizatihi bir fiil doğmuş, yaşamış insanın tespitiydi o. Dışarıdan Müslümanlar bir araya gelir, güç birliği oluştururlar. Şimdi bu Mescid-i Aksa, Kabe-i Muazzama nasıl bütün Müslümanların kıblesi ise Mescid-i Aksa da bütün Müslümanların kıblesi. Buna Türkiye'deki Müslümanların duyarlılığı kadar 52'ye yakın İslam ülkesi var. Hepsindeki duyarlılık aynı olması gerekiyor. Ayrı biz kimseye zulmetme anlamında değil ama adaletin tesis edilip insanın bulduğu değeri yaşaması gerekiyor. Orada bir tarih var, peygamberler tarihi var. Bugün El Halil'de Hazreti İbrahim babamızın, İshak peygamberin, Yakup peygamberin kabrine zor giriyoruz. Oraya gittiğimiz zaman da yani birçok yere böyle kısıtlı girilebiliyorlar. Onun için Müslümanlar bir olması lazım. Beraber olması lazım. Kudüs'ün özgürlüğü Müslümanların birleşmesinden geçiyor. Evet. Diyor. Eğer Müslümanlar paramparça etseler Kudüs'teki Müslümanların vebalini de onlar ödeyecek. Kimse kusura bakmıyor. Şimdi bakın Makedonya'da öyle bilgi verdiler. O bilgiye göre söylüyorum. %70 Müslüman, %30 Hristiyan Makedonya'da. Ve orada bir Hac Hilal şey var böyle yarışı var gibi Makedonya'da en yüksek bir tepeye 74 metre boyunda bir haç yapmışlar. Üzerinde 20 bin ampul var. Gece yanıyor. Nereden bakarsan bak böyle pırıl pırıl oradan parlıyor. Belli oluyor. Makedonya'da. Evet. Etrafı da orman. Ona hemen yakın bir yerleşim alanında Müslümanlar çift minareli bir cami yapmış. 76 metre. Minarelerin boyu. Yine Makedonya'da Vardar Nehri var. Vardar Nehri'nin bir tarafında Müslümanlar yaşıyor, diğer tarafında Hristiyanlar yaşıyor. O Vardar Nehri'nin üzerindeki köprüde, köprünün bu başında çeşme kümbetleri gibi orada bir kümbet yapılmış. İçinde mihrap var. Evet. Etrafı açık köprünün üzerinde. Yani o mihrap oranın mührü, madalyası, kolyesi, tapusu olmuş. Ha,
Burayı Müslümanlar yapmış. Şimdi Kudüs'te Davut peygamberin, biz Davut peygamber diyoruz. Oradaki insanlar, Müslüman olmayanlar kral diyorlar. Ve Kudüs'te de tek heykeli olan Davut peygamber, müzisyen diye bir de müzik aleti var. Hı hı. Ve Davut peygamberin kabrinin üzerine cami yapılmış. Yani giriş katta kabir. Onun üzerinde cami. Caminin mihrabı duruyor. Mihraplar bizim için son derece önemli. Mihrap olmasa ayakkabıyla giriliyor. Hiçbir özelliği gözükmüyor. Ama onun o mihrap onu kurtarıyor. Evet. O öyle olduğu gibi inşallah biz onların kurtuluşunu dile getirirken, dert edinirken bizim ülkemizde olan inşallah Ayasofya'mızda, Ayasofya'mızı da yetimlikten kurtulur. İnşallah. Cemaatsizlikten kurtulur. Hı hı. O da ibadethane özelliğini kavramış olur. Hocam son iki dakika siz birkaç cümleyle... Azizim bu cihan hizmet bekler bilmez misin? Müslümanlar ezilip gidiyor görmez misin? Ne pahasına olursa olsun uğraşalım o görkemli günde beraber kucaklaşalım. Aldatmacalara kanıp aldanma sakın. Açık göz ol, durma öyle etrafına bakın. Müslümanlar üzülmesin, zaferleri yakın. Şimdiden başlamıştır İslamiyet'e akın. İslamiyet bütün dünyaya yayılacaktır. Zulmü nizamları kökünden kazılacaktır. Yeryüzünde Allahsız nesil kalmayacaktır. Kur'an-ı Kerim nurunu tamamlayacaktır. Umutsuz olma, bekle o günleri Müslüman. Kurulacak şu dünyaya bu nurul mizan. Öyle olacak ki kafir dilecek aman, kaçacak yer ararlar da bulamaz zaman. Bulamazlar. Allah teşekkür razı olsun. Hocam teker teker çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Son bir dakika. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin sevgili dostlar. Sahur sofralarımız bereketli olsun. Bu Mirasımız Sahur Vakti, Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanıyor. Mirasımız Derneği sadece Kudüs ve Mescid-i Aksa'da özel projeler takip eden bir dernek. Dolayısıyla Mescid-i Aksa sahipsiz kalmasın adına projeler yapıyor. Özellikle Ramazan'daki en büyük projesi Mescid-i Aksa'nın bahçesinde İftar sofraları projesi, bu anlamda desteklerinizi bekliyor Mirasımız Derneği. 0212 524 0101 numaralı telefon hattını aradığınızda arkadaşlarımız nasıl yardımcı olacağınızla ilgili size bilgiler veriyorlar. Allah razı olsun, çok yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla Mirasımız Sahur Vakti bugün 16.sını yaptı. Yarın inşallah 17. programda karşı karşıya bulunabilmek umuduyla yine değerli bir konuğumuzla, değerli konuklarımızla birlikte, hafızlarımızla birlikte, sizlerle birlikte olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. İstanbul için imsak vakti. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
Hayyâ'l-sana. Ramazan'da Mescid-i Aksa sahipsiz kalmasın. Siz de bir sofra kurarak bu sevaba ve berekete ortak olabilir, İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını gösterebilirsiniz. Haydi hep birlikte Mescid-i Aksa'da iftar vermeye. Bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasımız.org.tr